Efendim, komşuda Yunanistan'da pazar günü bir kez daha seçim var. Anketler ne diyor, beklenti ne? Hemen bir Atina'ya dönelim. Habertürk Atina muhabiri Taki Berberakis bizimle. Evet Taki, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Atina'dan. Merhabalar. Şimdi ikinci kez seçime gidecekler. Yunan halkının tercihi ne olacak? Kim önde acaba? Pazar günü Yunanistan'da seçim var. Seçim öncesi kampanya bu akşam sona eriyor, kampanya dönemi. Şu anda bu saatlerde Yeni Demokrasi Partisi Başkanı ve eski Başbakan Kyriakos Mitsotakis Atina merkezinde Sindarma Meydanı'nda taraftarlarına, parti taraftarlarına sesleniyor büyük bir mitingde. Eski başbakan dedik çünkü 21 Mayıs seçimlerinden sonra, ki o seçimlerde tek başına kimse iktidar olamamıştı, ülkeyi son bir ay seçim hükümeti yönetiyor. Yarın kampanya yasak. Cumartesi günü kampanya yasak, toplantılar yasak, mitingler yasak. Politika konuşulmayacak ve pazar sabahı sandıklar açılacak. Son anketler Mitsotakis'in çok önde gittiğini gösteriyor. Yeni Demokrasi Partisi, yani merkez sağ, %40-%43 bandında. Radikal sol Syriza %17-21 bandında. Sosyal Demokrat PASOK ise %9-13 bandında. Bu anketlerin tahminleri doğrulanırsa, ki burada bir temkinli olmak gerekiyor, biliyoruz anketler çoğu zaman doğrulanmıyor. Bu anketler doğrulanırsa tek başına iktidar olasılığı çok büyük. Mitsotakis'in 300 evet. sandalyelik Yunan parlamentosunda 165-170 sandalye kazanması olası. Seçim kampanyasında da bir ilk yaşanıyor. İlk kez sadece bir parti, yani Mitsotakis ve Yeni Demokrasi, bize oy verin, ülkeyi yönetelim şeklinde seçmene sesleniyor. Diğer partiler, yani diğer iki büyük parti, Syriza veya PASOK, kim en iyi muhalefet olacak şeklinde yarışıyor. Bize oy verin, biz Mitsotakis'e karşı en iyi muhalefet biz yapacağız diyorlar. Yani evet. Şu veya bu şekilde seçim sonuçlarını şimdiden kabullenmiş şeklinde bir hava veriyorlar. Böyle bir ortamdayız. Tek sorun burada, tek soru işareti seçmenlerin katılım oranı. Yani sandık başına tekrar gidip gitmeyecekleri. Çünkü havalar da ısındı burada. Hafta sonu izne çıkanlar var, tatile çıkanlar var. O bir baş ağrısı yaratabilir. Şu veya bir şekilde Mitsotakis şöyle konuşuyor. Sandıklar yeniden boşaldı. Yeniden dolması lazım. Eski seçimle alakası yok. Yeniden seçim bu. Herkes sandık başına gitsin diyor. Böyle bir ortamdayız Duygu. Tıpkı bizdeki gibi, yani seçim çağrıları orada da, sandığa çağrıların cümleleri hemen hemen aynı. Sanırım bir de böyle bir boykot eden bir taraf da var. Onları bu süreçte ikna etmeye çalıştı Mitsotakis. Tek başına iktidar olabilmek için bu kez. Ama senin de söylediğin üzere bu artık iktidara yakınlaşmış görünüyor. Çok yakınlaşmış görünüyor. Büyük bir sürpriz olur aksi bir sonuç çıkarsa Duygu. Evet, peki teşekkür ederiz Berberakis. Yarın pazar günü takip ediyor olacağız. Hoşça kal. Evet, Yunanistan'da, komşuda durum bu.